Evet Abdullah, burası kimin eviydi? Kimin ikametiydi? Burada ölenlerin Mehmet Doğan'ın eviydi. Aha görürsün işte akşam misafirler gittiler de oraya. Burada işte kendi hallerine aha gördüğünüz gibi. Öyle. Peki durumları nasıldı maddin kenara? İyi derdi. Kimseye şey yok yani muhtaçlar derlerdi yani. Çok iyilerdi. Peki bu ev tarla kimindi buralar? Sende mi? Burası Mehmet Doğan'ın. Şu gördüğünüz az önce çektiğimiz yerde. Orada kardeşindi Hüseyin Doğan'ındı. Oyunlar da var işte. Maddi imkanları nasıldı? Bu ailenin neyi vardı? Bası vardı bu. Tavalar var yani başka hiçbir şeyler yok. Bir de inek şeyler var yani koyunlar var. Vallahi şimdi şöyle bir durum var. Akşam saat 8'de ben evdeyim. O arada oturuyorum. Bana bir telefon geldi. Komşudan. Dedi ki İsmet emmi. Sen dedi Mehmet Gil cam etmiş duydun mu dedi. Yok dedim. Nasıl kim inan lan dedim. Vallahi bilmiyor. Ölmüşler dedi beşi de. O arada ben sen geldim. Tabii benden önce savcı falan jandarmalar gelmişti. Ya bu şekilde bu kadarlık biliyorum ben. Yakalanmış vuran da. Yok hiçbir şey yok. Hiç ölmüyor. Ben iyi tanırım. Gelirdi burada yerler içeride cumartesi günü çocuk çalışıyordu. Yani aile gibiydi bir ikisi de. O da samimiyetleri vardı. İşte bir şey ölmüş biri kaçmış. Zaten o kaçmanın... O kaçan kişi bu yakınların neyi oluyordu bu? Anasını vurdulardı. Bizim yeğenin şeyi oluyor. Yani avradının çocuğu oluyor. Sizi tanıyabilir miyiz? İsminiz, soy isminiz? Çokak Mahalle Muhtarı Zeyir Çürük. Üzeyir Bey, olay nasıl oldu? Olay olduğu anda siz neredeydiniz? Ben olay olduğu an burada bakkalda oturuyordum. Telefon geldi. 18-19 yaşlarında bir genç kaçmış olaydan. Yakın bir eve sığınmış. Oradan da o çocuk panikleyince oradaki ev sahibi ben telefonla aradı. Dedi ki böyle böyle bir olay var. 5 kişiyi vurdular. Çocuk da yanıma kaçtı. Jandarmayı, ambulansı 112'yi arayın. Bilgi verin muhtarım dedi. Ben de jandarmayı aradım. 112'yi aradım. Müdahale ettiler. Olay yerine biz de gittik. Peki nasıl bir aileydi bu aile? Nasıl bildiniz siz köylü olarak? Vallahi köyün dışında oturuyorlar zaten. Bizle köyle ilişkileri yoktu ama iyidirler. İyi bir aileydi. 7-8 yaşlarında çocuğa silah sıkılmış. Kadınlar ölmüş. Yani suçlu varsa suçlu olsun. Peki suçlu fail yakalanmış.